Şimdi alacaklar içeriye. İşte Amerika diyor ki şeyde bulmayın içeriye. Kırım halkının bir halkın mücadelesinde işin tabii biz vatanda olan veya sürgünde olan kısmını görüyoruz ama biz de onlarla birlikte onlardan kopmayarak bu mücadelenin içerisinde olduk. Yani bu konferansın şeyde gündeminde aslında diasporayla doğrudan bağlantılı bir konu oluyor. Yani ne kadar doğrudan Kırım'la ilgili gözükse de. Biz şimdi Zafer Bey'den onu dinleyeceğiz. Bizim milli hareketimizin mensupları, daha doğrusu o insan hakları savunucuları Kırımoğlu belgeselinde röportaj yaparken demişlerdi işte Kovalyovlar şeyler filan. Biz Moskova'daki insan hakları savunucuları bir avuç insandık. Bizim mahkemelerimize 5-10 kişi gelirdi. Hatta kendi akrabalarımız bile bize selam vermekten uzaklaşırlardı bir yargıyla, polisle, KGB ile başımız derde girdiğinde. Ama 1966-67'lerden sonra Kırım Tatarlarıyla tanıştıktan sonra Sovyetler Birliği'ndeki insan hakları hareketi kitlesel bir hareket oldu diye bunu net olarak söylüyorlar. Kırım Tatarları öyle değildi diyor. Onlar mahkemelere onlarca, 20'lerce insanlar gelirdi. Moskova'ya her gün yüzlerce, binlerce dilekçeyle imza atılmış mektuplar gelirdi. Biz onlar ne yapacaklarını bilemezdik. İşte böyle bir tazeleme ve onları Kırım'a davet edip bir onurlandırma şeyi teklif etmişti. Mustafa Ağa da hemen katılmıştı bu fikriye, hatırlarlar arkadaşlar. O toplantıda Kırım'da olmuştu. Ve zaten işte o yıllarda zaten Kırım belgeseline, Kırımoğlu bir halkın mücadelesi belgeselini çekme fikri de orada ortaya çıktı. Ben hep söylerim burada da bu kahramanlar baktığınızda ağırlıklı olarak kadınlardır sürgün ve şeylerde. Eğer o kadınlarımız o şartlarda Kırım'a 1989-90-91-92'lerde gelip o şartlarda tutunmasalardı bizim insanlarımız belki o kadar Kırım'da çabuk tutunamazdık. O kadınlarımızın fedakarlığı sayesinde. İşte gidiyorduk Kırım'a. İşte bizler güzel şeyle o kadar düşünmüyoruz. Heyecanla Kırım'a gittik falan. Hemen davet ediyorlardı. Ya o derme çatma yerde bir çadırda bir kulübede dağ barakası evleri yapılmamış, bir çeşmesi yok, suyu yok. Tertemiz fincanlarda kahve pişirip önümüze koyuyorlardı. Şimdi Ramazan, önümüz Ramazan bayramı. Ondan sonra Kurban bayramı. Adresler orada kolay. İki satır yazmak çok zor değil. Ve bunları da böyle yazıp da gizliden bizim kimsenin görmediği bir şekilde göndermeyin. Bazıları eline geçiyor, bazılarının eline geçmiyor. Çünkü yönetimler, hapishane yönetimlerinin şeyine bağlı, tutumuna bağlı olan bir şey. Ama ben biliyorum arkadaşlar bunu şey, yarın işgalden Kırım kurtulsun. Buradan uçaklarla, otobüslerle yüzlerce insan gidecek. Ve bu insanlar davet ettiklerinde koşa koşa gidecekler o evlere. Çiverek yemeye, kahve içmeye ve şey yapmaya. Ama bizim oralarda o davetlere icap etmek için gidebilecek yüzümüz olsun arkadaşlar. Bu Türkiye'deki herkes için geçerli. Onun için de bu mektuplarda çok bir şey değil, çok zor bir şey istemiyoruz. Bu kahramanlara, bu kahramanların hikayesini devam ettirebilmesi için, yeni kahramanların ortaya çıkması için, yeni kahramanların, ortaya çıkan bu kahramanların, Narimanların, Hasanların ve diğerlerinin işgalciye baş eğmemesi için, halkımızın baş eğmemesi için biz onlara desteğimizi göstermemiz lazım. Bu savaşı biz diyorum çünkü bizim savaşımız, Türk dünyasının savaşı. Bunu görmek lazım. Bunu herkese anlatmak lazım. Bu savaşı kazanalım. Bu savaştan sonra Kırım işgalden kurtulacak inşallah. Bugünün anısına